Pazar günü senin bir videonu yayınladık. Önce senin videonu ekranlara getireceğim ama izleyicimizin videosunu daha önce Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Arkadaşlar Pınar koyuyor musunuz? Tamam. Boşunlar sıkıntı şimdi, yok. Ben size bak başında söyledim. Dağda çekebilirsiniz. Bir dakika bilgi, arkadaşlarım bir şey söylüyorlar. Bir söyle Pınar. Evet tamam çok teşekkürler. Şöyle şimdi seyircimiz bizi uyardı. Senin yaptığın paylaşımda çok manidar bir türkü varmış. O türkünün tamamını seyircimiz de bir video yapmış. Yani Şükür'ün fotoğraflarından oluşan, farklı farklı fotoğraflarından oluşan bir video yapmış. Onu önce bir Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye bir ekranlara getireceğim. O videoyu siz şimdi, o manidar türküyü önce Instagram'da göreceksiniz sevgili izleyiciler. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede gerçekten çok manidar. Ama onun bir bölümünü biliyorsunuz Mustafa sosyal medyasında yayınlamıştı. Ben şimdi Mustafa'nın sosyal medya görüntülerini önce ekranlara getireyim. Siz o izleyicimizin yaptığı videoyu Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Şimdi koydum değil mi arkadaşlar? Koydunuz daha doğrusu. Instagram'da var bakabilirsiniz. Biz de ekranda Mustafa'nın Cuma günü yaptığı, arkası ekranlara getirdiğimiz için bana parmak salladığı bir videoyu bir izleyelim bakalım. Ankara'da yediğim taze meyveyi boşa çiğnemişim, Ankara'da yediğim taze meyveyi boşa çiğnemişim. Bir dakika, durun arkadaşlar, dondurun, dondurun, beni dinleyin Hacer, dondurun, dondurun, dondurun. Az önceki türkünün devamı çok manidar sevgili izleyiciler. Tamamı, komple yayını, komple yayını. Biz tabii komplesini burada yayınlayamıyoruz. Instagram'da yayınlayabiliyorum. İstediğin gibi yayınlayabilirsiniz. Çünkü devamı çok manidar. Sen de biliyorsun. Olabilir. Biliyor musun türkünün devamını? Vallahi ben o zamanlar böyle TikTok'a bakarken orada o müziği gördüm. Evet. O gün de çektim. Tamam, türkünün devamı çok manidar. Bu klibi baştan bir daha okur musunuz? Ben birazdan, siz zaten Instagram'da bakıyorsunuzdur şimdi. Bütün sözleri de benim elimde şu anda. Ben de birazdan okuyacağım bunları. Önce bir tekrar bir izleyelim bakalım. Ankara'da yediğim taze meyveyi boşa çiğnemişim. Ankara'da yediğim taze meyveyi boşa çiğnemişim. Su misali akışına bıraktık biz bu hayatı be dostum. Değil mi? Hayallerle yürüttüğümüz bir hayatımız var bizim. Çünkü gerçeğine bir türlü kavuşamadık. Hep bir umut dedik. Ankara'da yediğim taze meyveyi. Şimdi türkü böyle başlıyor. Bir bölümü var ama türkünün devamındaki sözleri
Gerçekten inanılmaz maalesef. Komple paylaşın. Şimdi yani tamamını, türkünün tamamını Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yayınlayabiliyoruz. Bir bölümün ekranlarını birazdan yayınlayacağım, merak etmeyin. İzleyicimin yaptığı klibi ekranlara getireceğim. Ben bir okuyayım sevgili izleyiciler. Ankara ile şu keskinin arası, arasına kara duman durası. Çok doktorlar gezdim, yokmuş çaresi. Söyleyin anama, anam ağlasın. Babamın oğlu var, beni neylesin? Şurası çok manidar. Türkünün devamında bunlar var ama daha doğrusu mezarımı derin kazın, dar olsun. Etrafı da lale sümbül bağ olsun. Ben ölüyorum, ahbaplarım sağ olsun. Söyleyin kardeşime çalsın sazımı. Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı. Buyurun tamamını izleyelim. Bir bölümünü daha doğrusu. Mustafa bu şarkıyı özellikle mi seçti? Soruyoruz, soru soruyoruz. Ben yani kızıma bir kötülük yaptığımda böyle mi yaptım yani? İzleyici öyle düşünüyor. Bunu mu demek istiyorsunuz? Hayır, şunu izleyici diye şöyle düşünmüş izleyicilerimiz. Ben izleyiciye bakmam. Ben gerçeğe bakarım Didem Hanım. Ben gerçeğe bakarım ben. Bu türküyü nereden seçtin? Nerede gördün? O zaman ben bu türküyü neden seçtim? Niye çıktı o zaman bu parkaya? O zaman bu parkayı parçayı niye yayınladılar o zaman? Birçok türkü vardı. Şu anda TikTok'u açtığın zaman bütün şarkılar çıkıyor. Paylaşanlar. Ben de oradan almışım, paylaşmışımdır. Tesadüf müydü? Ne tesadüf can koydunuz? Tesadüf tabii. Yani bile bile mi bu kızı koydum ben, bu müziği koydum ben buraya ya? Böyle mantıksız bir şey var mı ya? Biz çok şey gördük de soruyoruz sadece, sormakta ne var ya? Ya sorabilirsiniz de ama bundan ne çıkarmaya çalışıyoruz? Ben bunu geçen yıl söyledim ben size. Ben türkünün devamını bana bilmiyordum. Bana bunlarla gelmeyin değil mi hanım? Bak bunlarla gelmeyin, bana gerçeklerle gelin ya. Sen gel gerçeklerle. Gerçeklerle gelin bana değil mi hanım? Gerçeklerle gel. Çocuk nerede? Gerçekleri çocuk? Konuş. Çocuk nerede? Dedi geçen benim, geçen beni unut, beni unut. Çocuğu ortaya at. Çocuğu ortaya at. Benimle işin yok. Çocuğu ortaya at. Sadece boşanacağız, bitecek. Beni şey etme. Çocuğu ortaya at. Çocuk nerede? Sen bileceksin. Oldu. Bilmem diyordun ya. Bilmediğiniz yerler işler var diyordun ya. Çıkar. Sen nerede? Çıkaracaksın bunu sen. Ben çıkarmayacağım. Oldu. Çocuk nerede çocuk? Burada gerçekleri konuşacaksın. Ben çocuk de gerçekleri nerede? Konuşacaksın. Bunu Didem Hanım çıkaracak burada. Çocuk yaşıyor mu? Ne bileyim ben yaşayıp yaşamadığını. Çocuk yaşıyor mu? Sen bileceksin bunu. Bana de çocuk bu kaset kumaniyeden gelme. Gerçekleri konuş. Çocuk yaşıyor mu? Gerçekleri konuş. Gerçekleri konuş bana. Bana itirarlarla gelme. Hala da laf alıyorsun. Çocuk nerede? Heh. Aynı şey de oldu. De dur. Nerede değil. Nerede çocuk? Yaşıyor mu sen çocuk? Bileceksin bunu. Ben değil. En son götüren sen çocuk akıl nerede? Akıl hocaların buraya yayına çıkmadan önce akıl vermediler mi sana? Senin akıl hocaların kafanda zaten. Hı? Hani ben bu doğru, benim akıl hocaların kafamda da senin kim nerede? Için. İyi bakıl vermediler mi sana sevgililerin? Ya senin akıl kadar vermiyorlar. Şöyle konuştuğu akıllar yer verdim demek mi? Ki. Bak gerçekleri konuş burada. Senin aklı kadar çalışmıyor akılları. Şu bilmediğimiz yerlere bir çıkar bakalım be, neymiş o bilmediğimiz şey. Sana ne? Sen çocuğu çıkar. Sana ne mi? Sana ne çocuğu çıkarsan? Benle ilgisi. Şimdi sana ne diyor bak? Benle ilgisi o. Seninle ilgi, çocuğuyla ilgisi yok. Çocuğuyla ilgili olanlar konuş.
O benimle ilgisi. Sen çocuğu olanlarla çıkar. Ben konuşuyorum burada. Sen çocuğu çıkar çocuğu. Ben mi çıkarayım? Sen çıkar. Tamam ben de işte ben çıkarım o zaman. Çıkar. Ben de işte ben çıkarım o zaman. Sen de zaten çocuk. Ben de mi? Sen de. O zaman ben cebimde saklıyorum o zaman cebimde. Bilmem cebinde de saklıyorum. Bilmem nelerde saklıyorum. Zamanıma bakalım da. Sabır. Sabır. Sabır bakalım. Nereye kadar sabredecek? Şimdiye kadar safıdın ya. Nereye kadar sabredecek? Safıdın ya, çok safıdın değil mi? Uyutmuşsun işte. Esas sen beni uyutmuşsun. Esas sen beni uyutmuşsun. Evet. Esas sen beni uyutmuşsun. Evet. Keşke önceden çıkarmışmışsın. Geçen de kaçtığın şeyine de. Keşke de önceden çıkarmışmışsın. Keşke o erkekler önceden bulamışmışsın da bu hale getirmişmişsin. Geçen de Oğuzhan'ın adını açtığın bir dakika ben dinle. Keşke gözümü önceden açarmışmışsın. Açık değil miydi? Açık değildi. Gözlerin yumulu muydu? Yumuluydu. Lan bir daha keşke bir gün... Ulan sen şimdi böylesin de bir de önden böyle gözlerin açık olsaydı ne edecektin ki? Daha işte daha başka olurdu. He farklı şimdi olurdu. Şimdi belki çocuğum ortada olurdu. Geçen evet. De Oğuzhan'ın sana açıverdiği TikTok nerede şimdiki? Bende. He? Bende. Benim yazıcım da mı? Boş ver sen. Ben orada erkeklerle boş ver sen. Benimle uğraşmayayım boş ver. Kendileri daralıyor. Sen kızı mı uğraş? Kızı mı bul? Yazıcıkların hepsini tonjuanda kopyalıyorum şu anda. Kopyala. Elge belki bir ondan, şey verirler bundan, sana. Ondan bundan. Plak verirler onlar topladın diye. Sana plak iyi akıl vermişler değil mi TikTok'tan? Hmm. Ben TikTok'tan paylaştıklarını iyi akıl vermişler değil mi? O yazışmaların hepsini göstereceğim ben dedim hanım. Göster. Sıkıntı yok. İyi akıl vermişler sana. Benimle uğraşma bak. Benimle uğraşma. Sanki birine boşanacağız. Kocandan kurtul gel diyenler. Benimle uğraşma. Sen çocuğumu çıkar. Çocuğumu çıkar. Tamam sen benden kurtulacaksın da. Kurtulacağım ben senden. Kocandan kurtul gel diyenler ne oldu? Sana ne? Hı? Bekliyorlardır. Yola. Sen beni evden aynen çıkarınca kardeşin yanına getirdin değil mi Antalya'ya? Hı, gittim. Hı? Yine gittim. Şimdi bir dakika benim merak ettim o mevzuyu. O mevzulara da geleceğiz. Elindeki lütfen bütün belgeleri görüntüleri bize vermeni rica ediyorum zaman varsa. Fatma sen de bildiğin başka detaylar var. Şunu yapmayı bir taktik sen de bir taktik yapıyorsun. Ben de onu görüyorum. Yok, ne düşünüyorsun sevgili izleyiciler bilmiyorum ama. Ben taktik yapmam burada. Yani hayır, ben Fatma'nın bir taktik yaptığını düşünüyorum. Hı. Ya karşılıklı böyle karşılıklı birbirinize böyle alttan mesajlar veriyorsunuz. Yok, tamam. Şimdi söyleyin anama anam ağlasın babamın oğlu var beni neylesin. Bunun tamamen tesadüf olduğunu söylüyor Mustafa. Sözlerine baktığında çok manidar mı sence? Manidar. Çünkü her şey ortaya döküleceğinin farkındaydı. Onun için başka bir şey değil. O yüzden bunu paylaştı. Aynen. Bu sözleri o yüzden mi paylaştı? Aynen. Çünkü ben evden gitmeden her şeyi topladık şimdi dağıtacaksın diye bana bağırdı değil mi hanım? Yani her şeyi her şeyi topladık. Yani malum aşağıda her şeyi şey ettik. Evet. Yine dağıtacaksın malum aşağıda her şeyi bitireceksin diye bana bağırarak konuştu. Ne zaman konuştu? Yani evden çıkmadan. Evden çıkmadan. Evden çıkmadan. Yani her şey yine dağılacak gibisiyle öyle konuştu. Ha, dağılacak yine. Yani buraya yine geri döneceğiz ve her şey dağılacak yine. Yani geri döneceğiz değil. Yani her şey bitecek. Her şey yani bitecek. Eskiden batırdığımız gibi şimdi de her şeyi topladık ya. Aha. Geriye hepsini topladık. Dağıtacaksın. Ortalığı yine şey edeceksin dağıtacaksın diye. Allah. Niye dağıtmadım ya? Niye dağıtmadım? Daha dur bakalım. Hı? Niye daha dağıtmadım? Dur daha. Benim Allah'ım açık arkamda dağ gibi olan ne var? Hmm. Gittiysen duracaklar mı bakalım o çocuklar arkanda? Kim duracak dedim bacık? Ben burada kaç aydır, kaç haftadır buradayım ben? Kaç hafta durdun? Yani şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Yani bunu bence sen de biraz ima ediyorsun. Ama sen daha çok bunu ima ediyorsun. Bir süre sonra Mustafa'nın yani bu şarkılardaki paylaşım da türkü özür dilerim. Türkü, ben sorumu sorayım. Türküdeki paylaşım şey şu. Ya,